Mudanya. Son yıllarda artan yerleşim nedeniyle Bursa'nın banyosu haline geldi. İnsanlar Mudanya'da oturup, çalışmak için kent merkezine geliyorlar. Doğal olarak, yerleşimin artması ve işe Bursa. Ya gelinmesi Mudanya yolu trafiğini arttırırken, günün her saati Acemler trafiğini aşan yoğunluk oluştu. Buna, Bademli, bölgesi okul işletme sayısının artması eklenince trafik yol vermez hale geldi. Tablo şu, sabahları Mudanya, yönünden 3 şerit gelen araç seline Bademli'deki 30 okula öğrenci getiren servisler ekleniyor. Bademli'nin artan nüfusu ve işyeri sayısı yanında, Nilüfer köyden de ciddi araç trafiği gelip Bademli kavşağında Mudanya yoluna iniyor. Bir de, pandemide, çocuklarını servise vermek istemeyen anneler ortaya çıktı. Sabahları okul yönünde bir anne bir çocuk. Taşıyan araç sayısı attı. Gelin görün ki, Bademli kavşağı. NDA 5 şeride çıkan trafik, Cumhuriyet dönemi Bursa'da ilk kemerli köprü olan Geçit Köprüsü'nde Huni'ye girip iki şeride düşüyor. O trafik, hafta içi günlerde Çağrışan Köyü, girişine kadar şişiyor. Depremin olduğu gün tepe Derbent'e kadar kuyruk uzadı. Sorun son 10 yılda giderek büyürken, geçitte bitmeyen metro kazısı. Sıkıntıyı arttırdı. Alternatif yol önerileri geldi, ama maalesef kulak tıkandı. Oysa, trafiği adeta Huni'ye sokan tarihi köprü yanına ek olarak yeni köprü yapılsa, sorun azalacak. O görev de tarihi köprülerle ilgili çalışma sorumluluğu nedeniyle karayollarında. Nitekim, 2021'de metro kazısı başladığında, dönemin Ulaştırma Bakanı olarak Adil Kara İsmailoğlu şantiye incelemesi yaparken, dönemin Bursa Milletvekili olan Hakan Çavuşoğlu, metro çalışmaları sırasında tarihi köprü sorununun çözülmesini istemiş, bakan da söz vermişti. Bakan, artık olmasa da, sözü karayollarını bağlar. Sorumuz şu. Karayolları, görevi olan tarihi geçit köprüsü krizini ne zaman çözecek? Yolu devretmesi karayollarını kurtarmaz. Arşivimizi açık baktık. Mudanya yolu. NDA, tarihi geçit köprüsündeki sıkıntıyı ilk 15 Aralık 2013'te yazmışız. O tarihte, karayolları. Bir de proje hazırladı. Geçit. Ten Mudanya yönüne gidişteki köprü yanına 3 şeritli yeni bir köprü yapacaktı. Bursa yönü trafiği gidiş yolundaki köprüye aktarılırken, Mudanya yönü trafiği de yeni yapılacak köprüye alınacak, tarihi köprü de açığa çıkacaktı. O süreçte, Mudanya yolu, bu büyükşehir belediyesine devretmesi karayollarını kurtarmaz. Çünkü, yasal sorumlu, Kumyaka depremi onun deneyimine ihtiyaç olduğunu ortaya çıkardı. İsmail Turan, I. 1999 yılında, Anavatan Partisi'nden Mudanya Güzelyalı Belediye Meclisi'ne seçildiğinde tanıdık. 2005'te, Bahçeşehir Üniversitesi'nin siyaset okulu katılımcılarındandı. 2009'da ise Mudanya Belediye Meclisi'ne bağımsız aday oldu ve %3 oy aldı. Merkez Sağ Kökenli, İTÜ İnşaat ve BU’yu iktisat olarak iki üniversite bitiren İsmail Turan Doğma Büyüme Mudanyalı, ilçenin her yerinde de inşaatlar yaptı, her mahalleyi de sorunlarını yakından biliyor. Nitekim, 6 Şubat depremi sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarafından Hatay'da hasar tespit çalışmalarında görevlendirildi. Yıllar sonra siyasete yeniden ilgi duyan İsmail Turan bu kez CHP'den Mudanya Belediye Meclisi için aday adayı oldu. Kumyaka ve Gemlik Körfezi depremleri de Mudanya'nın onun deneyimine ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bursa'dan Akşener'e kadın desteği, İyi Parti'nin TBMM grup toplantısına Bursa'dan giden il ve ilçe kadın politikaları kurullarına üye kadınlar damga vurdular. Coşkulu siyasi tezahüratları, mavi ceketleri ve yazmalarıyla dikkat çeken Semra Doğan. Başkanlığındaki Bursa İyi Parti kadınları, yeni katılan kadın üyelerin rozetlerini de mecliste taktılar. İyi Parti Bursa. Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş da yalnız bırakmadılar. Mudanya Üniversitesi'nde genç mühendislik adaylarıyla çok özel bir gün daveti. Mudanya Üniversitesi NDE Kariyer Planlaması dersleri veren dostumuz Doktor Orhan Molla Salih yapınca kıramadık ve Bilgisayar, Elektrik Elektronik, Endüstri Mühendislikleri 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin kariyer planlaması dersine konuk olduk. Açıkçası, gazetecilikte çıraklıktan yetişmiş biri olarak üniversitede ortamında bulunmanın farklı duygusunu bir kez daha yaşadık. Gençlere de çıraklık günlerimizden başlayıp spordan polis adliyeye, vilayetten kendiliğinden oluşan Bursa'nın ilk politika muhabirliğine siyasi kulis yazmaya başladığımız döneme anılarımızdan kısa bir kesit paylaştık, bazı abi öğütleri verdik. Çok güzel bir atmosferde, çok keyifli bir gün yaşadık. Yalnız bırakmayan Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Gıyasettin Bingöl. Ede ilgisi nedeniyle teşekkür ediyoruz. Gençlerle girişimciliği konuştu. İlkay Yıldırım Özer. İş yaşamında zirveye çıkan başarılı bir kadın sanayici. Memleket Partisi Kurucular Kurulu, NDA yer alan ve bir dönem yönetiminde bulunan Özer, son dönem kendini yeniden işine verdi. Bu süreçte, çeşitli başarı ödülleri, alan İlkay Yıldırım Özer hafta başında Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Topluluğu'nun girişimcilik ve inovasyon günlerinde gençlere girişimcilik deneyimlerini anlattı.